Herkese merhaba. Ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri podcast'in 112. bölümü. Başlıktan da anladığınız gibi bugün Dünya Trendleri'nin doğum günü. O yüzden kısa bir podcast'le bunu kutlamak istedim. Daha doğrusu birlikte kutlayalım istedim. Her ne kadar ben burada konuklarımla sohbet ediyor ve yeni şeyler öğreniyor olsam da ekibin önemli parçası olarak siz de varsınız. O yüzden birlikte kutluyoruz. Biliyorsunuz pandeminin başladığı 2020 yılının Mart ayında 4 Mart'ta Dünya Trendleri ilk yayınını gerçekleştirdi. Geçen yıl birinci yaş günü kutlamasını yaparken Geriye dönüp baktım ki podcast'in en güzel özelliği bu. Siz çok çok iyi biliyorsunuz. Tekrar tekrar dinleme şansını yakalıyorsunuz. Ben de öyle yaptım birinci yaş günü kutlaması yaptığımız podcast'i bir daha dinledim. 55. bölüm demişim o bölümde. Bu sefer 112. bölüm diyoruz. İstikrarı ve sürdürülebilirliği koruyabildiğim için gerçekten mutluyum. Ama bu gerçekten sizin sayenizde oldu. Dinleyen, sosyal medyada paylaşan, arkadaşlarıyla paylaşan, yorumlarıyla ya da Patreon üzerinden maddi katkılarıyla destek olanların sayesinde oldu. Yani sizlerin sayesinde oldu az önce de söylediğim gibi. O yüzden çok çok teşekkür ediyorum hepinize. Uzun bir süre bir gelir modeline dökemedim biliyorsunuz bu podcast'i. Az da olsa Patreon desteklerini işte hosting, stüdyo giderleri ve bunun gibi şeyler için kullandım. Kendim de destekledim. Ama yine de böyle bir maddi beklentim olmadı açıkçası. Sürdürmeye çalıştım. Sizin yazdıklarınız beni çok daha fazla motive etti. Ama belki bu sene biraz markalı içeriklerle de karşınızda olabilirim. Ama yani çizgiyi bozmamaya çalışacağım ki bozmayacağım. Bazı markalarla işbirliği içerisinde olabiliriz. Çünkü podcast pazarı yavaş yavaş büyüyor ve artık markaların da burada olma istekleri artıyor. O yüzden onları çok daha sık dinleyeceğiz, buralarda göreceğiz. Yani dinleyeceğiz. Hikayelerini güzel anlatanlar, farklı olanlar eminim ki hepimizin dikkatini çekecek diye düşünüyorum. Bu yüzden de geçtiğimiz yıl bir podcast yapım şirketi kurdum. Belki biliyorsunuzdur. Lance Digital adında podcast'in açık söylemek gerekirse yeni insanlar tanımam, yeni şeyler öğrenmem dışında bana kattığı en büyük şeylerden biri beni girişimci yapmış olması ve uzun yıllar cesaret edemediğim bir şeydi bu. Bilmiyorum belki şu anda çalışma ortamında olanlar eminim ki yıllar boyunca bunu düşünüyorlardır. Girişimci olsak, işi bıraksak. Yani çalışma ortamında olmanın da birçok avantajları var. Ama girişimci olmanın da birçok avantajları var. Onu da tatmış oldum. Podcast sayesinde oldu bu ve belki de içimde körelttiğim o girişimci ruhumu 40 yaşından sonra açığa çıkardım. Bu da işte beni dinleyenler, podcast'i dinleyenler, sevenler, takip edenler sayesinde de oldu diyebilirim. Girişimci oldum açıkçası. Lance Digital'da podcast yapımları yapıyorum. Ufak bir ekibim var. Geçen sene Mühendisin Gücü, Geleceğin Gücü adında bir podcastle karşınızda oldum. Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ile birlikte yapıyoruz. İkinci sezonu çok yakında başlıyor ve aynı zamanda Hedef Filoyla, Hedef Filoyla Değişik Kafalar adında bir podcastin ilk sezonuna başladık. Onun dışında da şu anda birkaç tane podcast daha önümüzdeki günlerde gelebilir ve gerçek şampiyon tabii ki o da ilk sezonu 5 bölüm olacak. Dünya üzerinde başarılar yakalamış sporcularımızı konuk ettiğimiz bir podcast. Orada da farklı hikayeleri duyma şansını yakalayacaksınız. Şimdi ben dünya trendlerine başladığım andan itibaren neden bu podcast'i yaptığımı birçok kez anlattım. Beni dinleyenler çok çok iyi biliyorlar ama geçtiğimiz günlerde bir web sitesinde şöyle bir yazı gördüm. Bu belki dünya trendlerini en iyi şekilde yansıtan cümlelerden biri diyebilirim. Toplumun ve teknolojinin olası gidişatını ne kadar çok göz önünde bulundurursak o kadar çok öngörebiliriz ve böylece ortak geleceğimizi daha iyi ve daha güvenli hale getirebiliriz. İşte tam da bu dünya trendlerinin özeti. Umarım önümüzdeki yıllar içerisinde nice 12'ler, 22'ler, 32'ler belki bilmiyorum ne kadar devam ettirebilirsek devam ettiririz. Dünya Trendlerinin yeni yaşı kutlu mutlu olsun. Bugün sizden ricam herkesle yeni yaşımızı kutlar, paylaşır ve en az bir kişiye böyle bir podcast olduğunu duyurursanız çok çok sevinirim. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Yeni yaşımız kutlu olsun. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da et Dünya Trendleri Instagram'da dünya.trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info.dunyatrendleri@gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.